geçen yıldan bu yana özellikle belli kentlerde e, Kürt gazetecilere yönelik ardı ardına operasyonlar yapıldı ve e, ortak özellikleri bu operasyonların hem tutukluluk süresinin uzun olması, iddianamenin çok geç hazırlanması hem de bizim e, gazeteci cemiyetlerimiz, derneklerimiz, e, gazeteci arkadaşlar bu iddianamelerle ilgili önemli raporlar hazırlanır. Or oralara baktığımızda bir başka ortak yön, gazetecilik dışında bir eylemle suçlanmamış oldukları. Şimdi bu bize iki şey söylüyor. Birincisi gazetecilik yaptıkları için suçlanan arkadaşlar için böyle bir tutuklu yargılama usulüne gerek var mı? Bu kadar uzun süre tutukluluğa, işte video kliplerle çekilen operasyonlara, kamuoyuna, kamuoyuyla bu şekilde paylaşılan operasyonlara. Yani doğrudan cezalandırmaya ve en başından itibaren bu insanları suçlu göstermeye yönelik bir organizasyona gerek var mı? Bu soru akla geliyor. Bir ikincisi de hakikaten e, haber neden suç? E, bu iddianameye konu olan haberler, e, sözü edilen ilişkiler neden suç? Biz bunları iddianamelerden anlayamıyoruz. Yani tamamen hukukilik, tamamen kanunilik esasında düşünüyor. Sadece gazetecilik suç değildir diye slogan atarak da söylemiyoruz bunu. Sadece e, karşı taraf, iddia tarafı, iddianameyi hazırlayan taraflar ya da bu iddianameleri konu alan siyasiler, bununla ilgili açıklama yapanlar çok otomatik biçimde bu insanların tecrit edilmesini, suçlanmasını, işlerini yapamaz hale gelmesini istiyorlar. Oysa ki burada tutuklanan insanlar yıllarca bizim sahada birlikte gazetecilik yaptığımız arkadaşlarımız ve habercilik dışında herhangi bir eylemde bulunduklarını da görmedik. Artı Anayasa Mahkemesi'nin yakın zamanda vermiş olduğu karar var, kararlar var. Daha önce Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlar var. Yani öyle örnekler görüyoruz ki tutuklanan bazı gazeteciler 2012'den 13'ten itibaren sistematik olarak aynı iddialarla tutuklanmış, belli bir süre hapiste tutulmuş, daha sonra beraat etmiş ya da hakkındaki suçlama örgüt gibi, örgüt üyeliği gibi ağır bir suçlamadan basit bir basın davasına dönüştürülmüş. O dava o şekilde kapatılmış. Bütün bunlara baktığımızda bir kere bir yılı aşkın bir tutukluluk süresini anlamlandırmak çok kolay değil. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Bir an önce hakikaten bu davaların hukuki bir zemine oturtulmasını, gazetecilerin peşinen suçlu ilan edilmemesini, özgürlüklerinden mahrum kılınmamalarını Gazeteciler de elbette herhangi bir nedenle suçlanabilir ancak insanlar kaçmıyor, göçmüyor. Çok basit ifade vererek yürütülebilecek soruşturmaların bu yöntemlerle yürütülmemesini arzuluyoruz. Gazetecilik hakikaten sadece gazetecilik yapmak suç değildir ee, ve bunu suç haline dönüştürmeye e, özenle çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum. Yani şimdi Türkiye'de uzun süredir sadece bu operasyonlarla sınırlı değil, ifade özgürlüğü kapsamında kalabilecek dosyalarda bir peşin cezalandırma ve toplumun önüne atma politikası var. Yani bu aslında siyaset eliyle dizayn ediliyor elbette. Bu nasıl yapılıyor? Bir kere insanların yargılandıkları davada alacakları maksimum ceza belliyken, suçlu bulunsalar bile alabilecekleri ceza belliyken... Neredeyse o kadar süre öncelikle tutuklu kalmaları sağlanıyor. E, yapılan operasyonlar, hani insan hakları eylem planında gece yarısı baskınları olmayacak denmesine rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin benzer bir sürü uygulama için hak ihlali kararı vermiş olmasına rağmen, e, yapılan uygulamalara bakıyorsunuz, gazeteciler adeta bir organize suç örgütü lideri gibi... Ee, ...sanki böyle büyük şiddet eylemlerine karışmışlar gibi bir muameleyle karşılaşıyorlar. Ve o operasyonlarda da hani şey de biraz dramatik o görüntülere baktığınızda... ...yani yüzlerce polis aracı, havadan dronlarla çekimler, kırılan kapılar... ...bakıyorsunuz ortalama bir gazeteci evi, ee, kapıyı işte gece pijamasıyla açan bir gazeteci... Ee, ...işte yere yatırılıyor, bağırmalar, ee, hani bütün bunları anlamlandırmak çok kolay değil... Ee, ama elbette Türkiye'de bütün bunlar belli bir alana insanların sıkıştırılması, oradan çıkamaması, belki e, bütünüyle tecrit edilmesi, işte bir slogan etrafında suçlu ilan edilmesi için sistematik olarak yapılan uygulamalar. Ee, onun için hani bu davalara her şeye rağmen diğer gazeteciler, örgütleri, gazeteci örgütleri. Hukuki zeminde de bakmaya çalıştığında işte dediğim gibi yapılanın haberden öte bir şey olmadığını görüyorsunuz. Suçlamalar da bu kapsamda kalıyor. İşte başka örneklerde yaşadık. Yani yapılan haberlerden dolayı çok ağır operasyonlara uğrayan gazeteciler oldu. Ve günün sonunda maalesef özgürlüklerinden yoksun kalmakla kaldılar. E, ...yapılanın haber olduğu ortaya çıktı, gerçek olduğu ortaya çıktı ki... ...hani bütün bunların e, evrensel kriterlerini de tartışabiliriz. E, ki tartışmak da gerekir. Yargının da bunları tartışması gerekir ve uygulamalarını ona göre yapması gerekir. Ben bir kere bu Türkiye'deki e, tutuklu gazetecilik... E, ...gazetecilerin tutuklanması pratiğini bir an önce son bulmasını e, arzuluyorum. Artı... Ee, dediğim gibi özgürlüklerinden mahrum bırakılan arkadaşların tahliye edilmesini, mesleklerini yapabilmelerini olanak sağlanmasını bir an önce cezaevinden e, çıkarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum.